Şöbiyetin şerbetini kaynatıp çorbanın tavuğunu haşlayan yarışmacımız salatada kullanacağı brokolileri tencereye alıyor. Bilmiyorum yani Elif'te var mıdır gerginlik? İnşallah yoktur. Yani insan gerilebilir. Hepimiz geriliyoruz. Tabii ben de geriliyorum. Yani durumuna göre gerilebilirim. Yani çok ağır konuşurlarsa üzülürüm. Evet. Belli bir sınırı, haddi, çizgiyi aşmak başka bir şey. Ben saygınlığımı korumak istiyorum bugün. Hele o puanlamadaki konuşması falan hiç. Ben uyardım zaten artık. Baktım iş şeye gidiyor. Aynen. Olmadı yani, ona hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok. Nuran Hanım gelinimizin özrünü kabul etmedi. Ben yine ettim. Ben gerçekten çok yufka yürekliyim ya. Ben yine kabul ettim. Bana geçmedi dedi. Duygu geçmedi herhalde ona. Çok samimi gelmedi dedi. Röportajda da söyledi Zuhal Hanım. Ağzıyla böyle özür dilerim. Şöyle demesi lazımdı. Özür dilerim anneler. Yani şimdi bakın bütün ortalığı karıştırın. Evet, o gereksiz diyalog. Şimdi sen bunu böyle yazdın, çizdin, oynadın ablacığım, ondan sonra da espri yaptım diyorsun. Evet, orada hiç karıştırmayacaktı. Ya da direkt dana etini aldım geldim. Sormadım bile kuzu etini. İster danadan yaparız, ister kuzudan. Bu benim gelinimin tercihi. O kuzu sevmez dese kimse bir şey diyemez. Dün benim gelinim gitti, alışverişini yaptı. Ama menüleri önlerine gelmeden danaydı, kuzuydu. Eleştiriye girince o anda ben patladım. Neden kuzuyla danaya taktılar onu da anlamadım. Ben de böyle bir fikir sundum. Bir şaka yapmak istedim ama anlamadılar. O şaka değildi ki. Bu resmen bizi kandırmaya çalıştı. Ama patladılar. Ellerinde patladı. Tamam öyle dedi. Ona da güler geçerdik. Ama kendileri bu durumu o kadar ciddiye aldılar ki. Evet. Olay ta nerelere geldi. Aynen öyle ya. Hiç o olaya girmeyecekti onlar. Hiç. Nasıl olur bu kameraların karşısında böyle yalanı söylüyorsun. Sonra ben şaka yaptım. Şaka değil ki bu. Biz hepimiz inandık. Demek ki kameraları oynadı. Puan için. Kendileri şakayı anlamadığı için beni suçladılar. Ama ben de asla o yalancılığı kabul etmiyorum. Kendilerine iade ediyorum. Hadi girdi diyelim, artık uzatmanın manası yok. Geçti, aynen bittik. Öyle. Aynen, geçti bitti. Yani siz ondan sonra daha araştırmadınız, siz de sormadınız, kabul ettiniz hemen dedi. Ay, Nur Hanım'a kalktı, sizin hiç ağzınızın tadı yok zaten belli falan filan. Hadi tamam diyebilirsin ama arka arkaya aynı şeyler falan. Evet. Gereksiz, hoş güzel pişmişti eti şimdi. Evet, bak, pişmişti. Ona bir şey diyemem. Aynen, çok güzel gene, pişmişti. Yine de hep söylüyorum, 4 olmadı, 4 gene düşüktü. 4 verilmemesi lazımdı. 4 bana çok düşük geldi. Salataya devam eden yarışmacımız doğrayıp tencereye aldığı havuçlara sıcak su ekliyor. Yani şöyle de bir durum var. Ben hep söylüyorum yemeklerin arkasında duracaklar. Sen de Elif anlatacaksın tabii ki yemeklerini. Evet. Her dediklerinde evet efendim, doğrudur efendim, peki efendim, yok öyle bir şey. Evet. Kimse orada yani el pençe divan durup da her söylediklerinde asineye çekecek halleri yok. Bazen çok gereksiz, yersiz, saçma, manasız eleştiriler de yapıyorlar. Tıpkı Şengül Hanım'ın közlenmiş patlıcana yanık tadı alıyorum. Daha doğrusu yanıksız tadı alıyorum demesi gibi oldu. Ama yani mümkün mertebe hakkımızı savunarak, belli bir çizgi aşmayarak. Şimdi sen ne yaptın? Brokoliyi koydun başka? Evet, brokoliyi koydum. Havucumu koydum salata için, haşlanması için. Çorba için tavuğumu haşlıyorum şu anda. Oh. Şerbetim hazır. Dört bir koldan girişti Elif. Evet. Kazanırsan ne yapacaksın Elif 15.000 TL'yle? 15.000 TL biliyorsunuz pandemi. Ya herkesi çok yordu ama beni de çok yordu, eşimi de çok yordu. Çünkü zaten kendisi restoran müdürü, işletme müdürü. Evet. Yani oldu direkt bizi etkiledi. Oldu da çok bir restoranın müdürü. Ya. Yani aylardır birazcık zorlandık o yüzden de. Maddi olan değil mi herkes gibi, Allah yardımcı. Sen yani, de çalışmıyorsun tabii. Çalışamıyorum şu an ama evde kendi mantı falan yapıyorum, mantı satıyorum. Ne? Evet. Mantı mı satıyorsun? İnternet üzerinden siparişi kargoyla da yolladı oluyor. Evet ama bugün mantı yapmıyorum sevgili anneler. Deme. Aman öyle duymasınlar. O zaman derler ki bize niye mantı yapmadın? Ben söylerim Zuhal Hanım. Bunu da benim mantığım almıyor derim. Mantı yapmak varken böyle basit yemekler seçmiş. Ya aslında sebzeli mantı yapıyor. Ispanak suyundan havucun kırmızı o kadar güzel yani, oluyor ki rengarenk. Ama bütün sebzelerden mantı yapıyorum. Evet. Burada zaman yetmez. Burada kendi çocuklarımı düşünerek yaptım bunu tabii ki. Yapmıştım. Çok güzel oluyor biliyor musunuz? Çok havuçtan, mor lahanadan. Yapılır. Başka neden yapıyordun? Bravo Elif. Hiç bilmiyordum. Havuç, mor lahana.
kırmızı pancar. Evet, hepsinden yapılıyor, doğru söylüyorsun. Evet, hepsinden yapıyorum, havuç. Peki neden burada yapmadın? Burada yapmak istemedim. Çünkü yapamayacağını anladın değil mi? Ha, yapamayacağım. Renkli renkli şöyle bir havuç ara yemekte. Ya aslında mesela Ordu'dan gelir mi diye herhalde sordu. Ordu'nun değeri burada yapsaydı menü de, menü de. İşte onu haşlamak, sulan çıkartmak ayrı ayrı başlıca o bir emek zaten. O yüzden mi basit yemekler seçtik? Burası yemek yarışması hanımefendi. Ama yetişmez. Nasıl yetişmez? Kaç kere mantı? Biz mantı yaptırdık. Yok, renklisi yani. Ya ben yapmak istemedim. Mantımı kimseyle buluşturmak istemedim. O yüzden. Mantım bana özel diyor. Ay ben dün bir espri yaptım. Güme gitti. Çok üzgünüm. Hangisi Zuhal Hanım? Danadan yapmışlar ya şeyi. Saç tavayı. Bu dana yapılır mı dedim. Evet, iyi günler. Aslında güzel espri. Kaynadı gitti. Tabii Şengül Hanım o kadar esprili bir hanımefendiydi ki gül gül yarıldık. Onun için benimki kaynadı. Benimki çok ciddi kaldı benim esprim. Şöbiyetin hamuru için irmik ve süt ekleniyor. Evet, kaç dakika geçti? Söyle bakalım mikser. Şu ana kadar geçen süre tamı tamına 15 dakika Zuhal Hanım. Ya ne çabuk geçiyoruz ama evet. 15 dakika geçmiş ha. Anneciğim bunu karıştırıyorsun. Elif, bugün de gönlüm senden yana. Lütfen mantıcı. Lütfen güzel bekliyoruz yemekleri seninle. Tadınız Tülay Hanım, size güveniyorum. Tamam tadıcı. Tokatlı kayınvalide çünkü. Evet. Ah, bunu güzelce karıştı anne, hep karıştı. Tokat sarması yapaydın. Ah neyse neyse, ben yanınızdayım ama sen zaten savunursun gelinle. Savunurum yarın inşallah. Yarın büyük 15 bin TL yolunda. Bugün de Elif yarışıyor, bakalım neler olacak. Hadi bol şans diliyorum, olun, ben gidiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun, teşekkür ederim. Senden yana. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Mikser. Atın şurada otlaya dursun. Hanımlar, benim bir atım olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yok. Gerçekten bilmiyor musunuz? İzlemediniz mi? Ya ben çok izliyorum aslında da ona dikkat etmemişim. Yoksa benim atımı görmedin mi? Görmedim. Şimdi neyi hazırlıyorsun gelin hanım? Şöbiyetin içi irmikli sütlü. Peki burada ne var? O tavuk tavuk çorbam. Çorbamın tavuğu. Bir dakika gelin hanım, burada ne olduğunu da söylemen lazım. Havuç. Ne için? Brokoli salatam için. Bu da brokoli salatam için brokoli. Bu nedir? Bu da tatlımın şerbeti. Şerbet hazır mı? Hazır, bitti. Şöbiyet tatlısına devam eden yarışmacımız evden getirdiği yöresel tereyağı kullanıyor. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Tatlım için tereyağı eriteceğim. Her katına özel özel tereyağı süreceğiz. Şimdi ne ekliyorsun? Zeytinyağı ekliyorum tereyağım yanmasın diye. Daha önce hiç şöbiyet yaptın mı? Yaptım, eşim çok sever. Şöbiyeti mi? Evet. Bizi yemeğe çağırınca yapar. Sık sık yemeğe çağırıyor mu sizi? Çağırır, gideriz. Çat kapı gideriz biz geldiği. Çok da memnun olur geldiğimiz için. Onlar gelmediği zaman ben çok üzülürüm. Evet, gelmediği zaman böyle üzülür. Niye gelmiyorsunuz çaya diye. Hangi gelinine daha çok gidiyorsun? Şimdi diğer gelinim Tuzla'daydı. Geleli daha yeni oluyor orduya. Oğlum askerdi. Askerliği bitince geri orduya taşındılar. Şimdi onlarla da aynı blokta oturuyoruz. Yani onlara daha sık mı gidiyorsun? Yok, ben kimseye çok sık gidip rahatsız etmem. Biz onu çok rahatsız ediyoruz. Ben öyle kimseye rahatsız etmem. Ama bana Eda'nın yeri bende ayrı demiştin. Ben öyle bir şey demedim. Elif de bile demeyeceğim. Demez. Eda şu anda ne yapıyor acaba? O büyük bir heyecanla Eda şimdi bizi izler. O bugün bizden daha heyecanlı. Anneciğim, dün çok tartışıldı. Dana eti, kuzu eti fark eder mi? Etmedi dün. Dün etmedi. Gayet de güzel pişirmişti gelin hanım. Peki dünkü gelinin üstüne neden gittiniz? Et konusuna ben gitmedim. Ben hani dana da güzel olmuş, yedim de dedim. Anneciğim, dün gelinimize çok kızdınız. Evet. Sizin de hatanız olabilir mi? Ya hayır. Nurhan Hanım'la taktik yaptık zannediyor ki böyle bir şeyin imkanı yok. Kayınvalidesinin de bilmesi lazım. Hiçbir şekilde yan yana kalamıyoruz tek. İçeride zaten bizi sürekli bekleyen bir çalışan bayan arkadaşımız var. Bizi konuşturtmuyor. Ben zannetmiyorum Tülay Hanım'la Nurhan Hanım'ın anlaşma yaptıklarını. Sadece hani yorumlarında ikisi böyle biraz sert gittiler gerçekten. Dün tabii ki de bizim üzerimize çok geldiler. Geline de bana da aynı şekilde aynı şeyi ben de onlara yapacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.